Ben Barış Murat Yağcı'yı seven, Barış Murat Yağcı'nın adadaki yaşamını, hal ve hareketlerini beğenen, takdir eden bir yorumcuyum. Barış Murat Yağcı benim için Survivor'da olması gereken bir karakterdir. Ama ve lakin ben kendimle tezat bir şekilde duruma düşmek hiçbir zaman da istemem. Şimdi şöyle bir durum var. Benim bir oğlum var diyelim. Ben oğlumu seviyor muyum? Seviyorum. Ama oğlum eğer bir hata yaparsa da o hatasını oğluma söylemekle, onu eleştirmekte ve onu doğru yola doğru getirmekte yükümlüyüm. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Şimdi Barış Murat Yağcı ben takımsal bir adam olduğum için takım durumları benim hoşuma gittiği için takım başarısı. Yani fert değil, takım başarısı. Takım başarısı benim hoşuma gittiği için Burada Barış Murat Yağcı'yı eleştiriyorum. Çünkü takımın psikolojisini bozmuştur. Yani takımsal davranmamıştır ve takımın psikolojisini bozmuştur. Şimdi o bir köşede. Bar Barış Murat Yağcı'yı bu konuda eleştiriyorum. Ama ve lakin. Barış Murat Yağcı'ya yapılan mobbing. Barış Murat Yağcı'ya yapılan mobbingi de kınıyorum. Bir insan hata yapabilir. Ama hata yaptı diye de sen adamı karşısına geç, vur abalıya, hazır bir hata yaptı, hazır şunu yaptı diye. Oradan Atakan, A -a. oradan Nagiyan, Yok canım. oradan Seda, oradan şu, oradan Ogeday, oradan şey. Hmm. Ay neyse adı gitti şimdi. Adı. Ya bizim. Harifet Murat abi. Hareketli. Berkan. Berkan. <laughs> ha, abi gidiyor abi kafadan hareket oluyor dedi. bazen. Hareket Bizim hareketli kardeşimiz. Neyse Berkan o geliyor bu geliyor. Abicim şimdi kardeşim siz adamın yapmış olduğu bir hata vardır bunu ben de söylüyorum. Ama adam bu kadar da mobbing uygulanıp adama bütün içinizdeki kinleri kusacak kadar adamı halkın önüne atmak için adamın SMS'lerini kıskandığınızdan dolayı adamın SMS'lerini yok etmek adına bu kadar kin kusmak da ayıptır, günahtır. Bak şimdi. Bak abi. Şimdi bak halkımızı kandırıyor. Barış Murat Yağcı onlara göre Atakan ve Nagihan'a e göre halkı kandırıyormuş. Ya arkadaş halkı kandırıyor da bizim halkımız da bundan önce 9 kere üst üste SMS birincisi yapmış bu adamı. Şu ana kadar hala bu adamı destekliyor bizim halkımız. Bizim halkımız görmüyor mu? Sen mi görüyorsun Atakan? Sen mi görüyorsun Nagiyan? Bizim halkımız hiçbir şey görmüyor. Bizim halkımız görmeden oyları yağdırıyor. Fakat Atakan'la Nagiyan da bizim halkımızın kandırıldığını iddia ediyor. Haşa. Bizim halkımızı kimse kandıramaz. Siz kendi kendinizi kandırırsınız. Halkı kandıramaz kimse. Barış Murat da halkı kandırmıyor kardeşim. Bak kendini güçsüz gösteriyor, acıtasyon yapıyor, kafasını öne yiyip oturuyor, acındırıyor kendini. Böyle bir karakter ezik ezik takılıyor. Allah Allah. Nagihan. Bunu kim diyor? Ezik. Atakan diyor. Nagihan halkı kandırıyor. Taytını çıkartmıyor. Bak bak Nagihan'a bak tayta takmış. 2020'de adam tayt giyiyormuş. <laughs> ve o tayti bir daha giyip halkı kandırıyormuş. Allah bizim halkımız da tayta kanıyor. Yani inanılır gibi değil ya. Adamı bitirmek için neler ya bak. Nankör, Nagihan diyor. Hayatta sevmediğim insan türü. Berkan, SMS'i güçlü olduğunu biliyor, halkı kandırıyor. Bu mudur Survivor? Atakan, ben seni yendiğinde zevk alıyorum. Çünkü sen, yani içsin diyor. Yani hiç Diyor. Zevk ben seni... almıyorum dedi galiba. Zevk almıyorum ama pardon yanlış söylüyorum. Ben seni yendiğimde zevk almıyorum diyor. Çünkü seninle diyor oynamak diyor benim için bir şey değil diyor. Yani sen diyor e, sinek ikilisin diyor. Şimdi arkadaş siz ben tamam. Şey, şey kısmını anlayamıyorum. Hangisi? Tight kısmını. Tight kısmı Nagiyen diyor ki. Evet. Anlayamadım hani şey mi? E... Anlayamadım yani taytını yani taytına takmış derken taytını ha. çıkarsın mı istiyor anlamadım. Hayır Nagihan evet. diyor ki 2020'de de bu taytı giyiyordu diyor. Evet. Aynı taytı giyip yani hani hmm. o taytla bir şey mi bir şey ne dediğini ben de anlamıyorum Nagihan'ın. Ne demek istediğini anlayamıyorum yani adama vurmak için tuhaf tuhaf şeyler çıkarıyor Nagihan. 2020'deki taytınla şimdiki barışın ne alakası var ben de onu anlamadım. Hmm. Nereden buluyorsunuz kardeşim? Abicim şimdi açık açık konuşalım son sözlerimi söyleyeyim evet. arkadaşlarımla açık açık konuşalım Barış Murat Yağcı oyunsal anlamda %100 haksızdır ama Barış Murat Yağcı da SMS olarak bunların hepsinden üstün olduğu için biliyorlar SMS'lerini kıskanıyorlar kıskandıkları için de adamın o gelen SMS'lerini yok etmek için halkın önüne atmaya çalışıyorlar. Halkı kandırıyor falan diyorlar. Halbuki alakası yok. Barış Murat Yağcı halkı falan kandırmıyor. Halkı kandırmadığını yarın öbür gün göreceksiniz. Bizim halkımız böyle tayklara, şunlara bunlara kanmaz. Acitasyona falan kanmaz. Eğer bir adamı destekliyorsa sonuna kadar destekler. Onun için onların söylediğine hiç katılmıyorum. Acitasyon falan yapmıyor Barış Murat Yağcı. Sadece bugünkü oyunda yapmış olduğu hareketler hatalıdır. Bu kadar basit abi. Evet Hanzade. Şimdi bir kere mobbingle başlıyorum. Ben Murat Abi'nin insanların Barış'a mobbing yaptığını düşünüyor olmasına katılmıyorum. Çünkü mobbing aslında ya bildiğim kadarıyla bu arada yanılıyor olabilirim ama hani normal durumda ya normal bir koşul altında ya da iyi giden birinin önünü kesmek için yani karşındakini daha çaresiz bırakmaya çalışmaktır. Ama hani iyi giden bir performansı farklı dış yollarla ve çabalarla Önünü kesmek ya da kötü durumda olan biri varsa da hani ona el uzatmayıp onun oradan çıkamamasını, bilinçli bir şekilde çıkamamasını sağlamaya çalışmaktır. Şimdi Barış'ta iyi giden bir performans yok. İyi giden bir durum yok. Hani Barış'ın önünü kesip ona farklı şeyler sunup ee, onu kıskanıyorlar gibi bir düşünce asla bende oluşmadı. Şimdi şöyle ben dün bu görüntünün fragmanını izlediğimizdeki yorumumu dün gibi hatırlıyorum. Dündü zaten dün gibi hatırlıyorum deyince... Anlatım bozukluğu oldu. E, gülmeyin. Bu arada acı çekmenin ne demek olduğunu çok iyi anlarım. Şu anda sırtım tutuk olduğu için gerçekten çok e, zor konuşuyorum. Sadece. Teşekkür ederim Furkan'cığım. Barış'ın acı çekmesine değil derdim. Dün izlediğimde dedim ki Barış gerçekten bence duygusal olarak bitmiş. Burada asla bir şov görmüyorum. Bir e, hani olumsuz bir his geçmedi bana dünkü fragmanı izlerken. Ama iyi ki konuşmamışız fragmanın üstünde. Çünkü bugün benim Barış'ı eleştireceğim konu aynen şu... Bir insanın bir derdi olur. Bunu bahane de eder. Ama şimdi bugün Barış'ın bahanelerine bakıyoruz. Sırayla başlıyoruz. Dizim kötü. Oynamak istemiyorum. Serhat Bey orada bariz göndermelerde bulunduğunu herhalde apaçık izledik. Ben daha acı çekmeye devam edeyim mi Serhat Bey? Oynayayım mı Serhat abi işte ne diyorsa. Sonra bir anda Nisa böyleyken başka biriyle konuşuyor sırada. Başka bir oyun sonrası bu arada galiba. Ee, Nisa böyle yaptığı sürece ben devam edemeyeceğim abi şimdi bir oyun önce dizdi ya da iki oyun önce şimdi seyircilerimiz şeye takılmasın yani bir oyun iki oyun ne demek istediğimi herkes anlıyor elini kalbine koyan önce dizle başlayan sorun sonra Nisa ile devam ediyor ondan sonra bugüne özel psikolojik bir durum diyor en son yani. ona geliyoruz sonra ben e, başarılı olamıyorum işte yeniliyorum ve rezil oluyorum Şimdi Barış hangisi yani biz hangisine inanalım sen dizin kötü diye mi oyundan çıkmak istiyorsun Nisa sana e, bir şeyler yapıyor diye mi devam etmek istemiyorsun rezil olduğunu mu düşünüyorsun o yüzden mi devam etmek istemiyorsun yoksa o güne özel psikolojik olarak kötü bir durumun mu var ben hiçbirini anlamadım hepsi de aynı anda e, olmuş olsaydı baştan hepsini sırayla sayardı o yüzden bana geçmedi Barış'ın bu sıralamaları.